Zeynep Hocam, halk arasında silikonun yani protezin kanser yaptığı ile ilgili belirli bir inanış var. Şimdi hastalar diyor ki biz zaten meme kanserinden korunmak için silikon takıyoruz. Bu silikon kendisi kanser yaparsa o zaman biz bunu niçin taktırıyoruz gibi sorular geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Çok önemli bir soru bu. Teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Günümüzde bazı protez, kullanılan protezlerin PIP denilen protezler bunlar mesela içeriği. Kanser yaptığına dair ve piyasadan toplatıldığına dair de bilgiler olduğu bir dönemde hastalar çok sık bu soruyla geliyor evet. Bana. Şimdi meme kanseri hastalarına konulan protezler mutlaka FDA onaylı olmalı. Yani Amerika'daki konsey onaylı protezleri tercih ediyoruz. Düz yüzeyli yani pürtüklü yüzeyli değil düz yüzeyli protezleri tercih ediyoruz. Bu tür şeylere dikkat ettiğimizde meme kanseri riskini biz sıfırlamış oluyoruz. Ama tabii ki hastaya vücuduna bir yabancı cisim koyulacağı ve buna bağlı bazı şeylere dikkat etmesi gerektiğini de söylüyoruz. Konulan protezlerin 10 yıl boyunca kendi içinde garantisi olduğu gibi bir ömürlük oluyorlar genelde ve bir daha değiştirilmeleri gerekmiyor. Peki her hastaya her protez kullanılabiliyor mu yoksa bir hasta için şu protez uygundur veya bu protez uygundur diye bir sınıflandırmanız var mı? Var. Tabii ki şöyle hastaların burada genel yapısı, vücut yapısı, kilosu, sigara içme durumu gibi veya istediği boyut gibi şeyler bile konuşuluyor hastayla. Hastalar bir anda plastik cerrahiyi görünce meme kanseri olduklarını unutuyor, estetik açıdan da sorguluyor. Evet, evet. Çok zayıf hastaysa yuvarlak değil, anatomik yani damla şekilli protezleri tercih ediyoruz. Daha doğal duruyor ama mutlaka düz yüzeyli, pürtüksüz yüzeyli protezleri tercih ediyoruz.